Herkese merhaba. Teorilerin sınır tanımadan havada uçuştuğu, her izleyicinin kendine göre birçok anlam çıkarabildiği, göndermeleri dolu olan Netflix yapımı platform filminin ikincisi izleyiciyle buluştu. Hemen en baştan şunu söyleyeyim bence zaten filmin temel amacı da buydu. Hem çukur olarak bilinen bu platformdaki katlar arasında yaşananlar hem de filmin kesin cevap veremediği sonu için herkesin kendi fikrini ortaya koyması, ne düşündüğünü ifade edebilmesi, final sahnesinin her birey için ne anlatıyor olması. Biliyorsunuz ilk filmin sonunda olduğu gibi bu filmde de ana karakterimiz en alt kata kadar bir şekilde inmeyi başardı ve bu katta yine bir çocukla karşılaştı. Çocuğu kurtardı ve ulaştığı zeminde diğer kurtulanlarla bir araya geldi. Şimdiye kadar bu konuda öne çıkan genel teori ise platformu tasarlayanların fedakar, cesur, vicdanlı ve yapılan yanlışlara karşı ses çıkarıp mücadele edecek insanları bulmak istemesiydi. En alt kata kadar inip oradaki bir çocuğu kurtarma başarısı gösteren bu insanları bir araya getirip belki başka bir yerde iyi bir toplum oluşturmak. Fakat bu genel teorinin dışında elbette birçok insan farklı çıkarımlarda sağlayabilir. Mesela benim duyduklarım arasında platformun günümüz adaletsiz kapitalist sistemini yansıtması İnsanların ne kadar açgözlü olduğunu anlatmak istemesi, yukarı kattakilerin zengin ve ayrıcalıklı insanları, aşağı kattakilerin ise haksızlığa uğrayan işçi ve fakir kesimi temsil etmesi gibi daha sayısız çıkarım yer alıyor. Yani bütün bunlara bakacak olursak aslında platform izleyen herkesin yaptığı çıkarım üzerinden günümüz dünyasına nasıl baktığını, ne düşündüğü ve nelere isyan ettiğini dile getirmesini sağlamak istiyor gibi görünüyor. Nihayetinde her insanın bu hayatta farklı sorunları ve öfkelendiği durumlar var. Tüm bunlar insanların ne gibi duygu ve düşüncelerini öne çıkarıyor, nasıl bir düşünce yapısına sahip aslında bir yerde ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bu konuda benim sağlamış olduğum ilginç bir çıkarımı ele alacak olursam filmdeki bazı ipuçlarına baktığımızda bu platform için sanal bir dünya ihtimalinin yüksek olması göze çarpıyor. Mesela şu karakterin bir sahnede duvara kök içinde eksi bir yazdığını hatırlarsınız. Karakterimiz kendini bir eğitimci olarak tanıtmış ve akademisyen olmayı neden bıraktığını anlatmıştı. Bu işlemin matematikte karşılık gelen çözümünün bir hayali sayı olduğunu ve fiziksel bir gerçekliğe karşılık gelmediği için her şeye olan inancını kaybettiğini dile getirmişti. Film aslında burada matematik üzerinden hayali bir sayıyı ele alarak Platformun gerçek olmayan sanal bir dünyayı temsil ettiğini anlatıyor olabilir. Öyle ki bu konuda bir başka göndermeye daha bakalım. Mesela ilk filme göre bu filmde biliyorsunuz yemek konusunda düzen sağlanmış. Her katta yer alan insanlar kendi seçmiş olduğu yemeği tüketip diğerlerine dokunmuyordu. Bu düzeni ve sistemi ise kim olduğu açıklanmayan bir devrimcinin sağladığı anlatılıyordu. Hatta bu kişi adına birçok değişik hikaye bile konuşulmuştu. Üstelik onun için Mesih ya da Hidalgo gibi tanımlamalar yapıldığını öğrendik. İşte ele alınan bu hikaye efsane bilim kurgu filmi Matrix'in temel hikayesiyle de benzerlik gösteriyor. Hatırlarsınız bu filmde yapay zeka üzerinden bilinç kazanmış makineler tarafından insanlar Matrix isimli bir sanal dünyaya hapsedilmişti. Kimse bu sanal dünyanın gerçek olmadığını bilmiyordu ta ki hikayeye göre Matrix'e ilk giren ve bu sanal dünyayı kontrol eden kişi birini kurtarana kadar. Böylece insanlar yeniden kendi toplumsal düzenini sağlayıp mücadele etmeye başlamıştı. Peki bu ilk kişiye ne deniyordu? Messi Tıpkı platform filminde olduğu gibi. O yüzden bu açıdan bakacak olursak bence platform bir sanal dünya olabilir. İnsanlar bir makineye bağlanıp bu sisteme yerleştirilmiş ve test edilmeye başlanmış olabilir. Başta dediğim gibi fedakar, cesur, vicdanlı ve yapılan yanlışlara karşı ses çıkarıp mücadele edecek insanları bulmak amaçlı bir sanal sistem oluşturulmuş olabilir. Filmin şimdi bir başka göndermesine bakacak olursak, Platformda bir adalet sistemi oluşturulmuş olsa bile insanların kendi çıkarlarını her daim önde tutmasının anlatıldığı bir yapı görüyoruz. Filmin bir sahnesinde yemek konusunda adaleti bozmak isteyen birilerine karşı savaş açılmıştı. Ancak bu kişileri yakalamak isteyen ana karakterlerimiz kendi bölgelerini terk etmişti. Sonuç olarak isyancıları bastırmışlar ve sistemi kurmuşlardı. Ancak bu sistemi yönetenler buna rağmen kendi kesin kurallarına uymayan ve yerini terk eden ana karakterlerimizi cezalandırmıştı. İşte bu durumda hangi sistem olursa olsun konu insansa orada mutlaka bir yozlaşma olabileceğine dair güzel bir göndermede bulunuyor. Bu da insanların hükmetme, elinde gücü tutma ve kendini her şeyin üstünde görme gibi kötü taraflarının anlatılmak istenmesiyle yapılıyor. Tabi diğer yandan yapımın aslında ilk filmin öncesini anlattığını ilerleyen sahnelerde şu abinin yeniden görünmesiyle anlamıştık. Ben yapımın başlarında ilk filmin devamı olduğunu zannetmiş ve Mesih olarak gördükleri kişinin yine ilk filmdeki şu ana karakter olduğunu düşünmüştüm fakat öyle değilmiş. Bu da platformun sürekli olarak bir döngü halinde gerekli kriterleri taşıyan o kişileri bulmak adına devam ettiğini ifade ediyor. Tabii bu film daha benim videoda saymadığım birçok başka göndermeyi de barındırıyor. Ancak ben bu videoda benim kendi dikkatimi çeken olayları sizlere aktarmak istedim. Sağlamış olduğu göndermeleri, anlatmak istedikleri ve benzetmeleri eşliğinde platform son yılların en iyi serilerinden biri olmuş. Öyle ki bu filmler sinemada gösterilseydi bile muhtemelen yine yüksek oranda izleyici çekebileceğini düşünüyorum. İkinci film nasıl olmuş şimdi buna bakacak olursak ben elbette ilk film kadar olmasa bile devam filmini de beğendim. Bu yapımı ilk filmden ayıran en önemli kriterlerden biri ise yemek konusunda o hepimizi şoke eden dramatik, çaresizliğin öne çıktığı karanlık tarafının çok olmaması. Bence daha fazla izleyici kazanabilmek adına bu rahatsız edici tarafı hikaye üzerinden kısmışlar. Öyle ki o mide bulandırıcı şekilde kalan yemeklerin yendiği, izlenmesi zor sahneler ve karakterlerin yaşadığı acizlik pek yoktu. Ben ilk filmdeki oyunculukları da daha çok beğenmiştim. Tabi bu filmde de başarılı bir iş çıkarılmış ama sanki duygu yönünden biraz eksik kalmış. Piramidin en tepesine çıkan çocuğun seçilmesi ve platforma dahil olması da hayatta kalma mücadelesini kazanan insanların tercih edilmesini anlatan iyi bir gönderme olmuş sıkmayan temposu ve anlatmak istediği bir hikayesinin olduğu platform filminin ikincisi de genel olarak bana göre başarılıydı. Fakat üçüncü film gelecek olursa eğer ki gelecek gibi duruyor, artık şimdiye kadar çıkarılan teorilerin dışında sonu üzerine daha net bilgilerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yapım bize tam olarak ne anlatmak istiyor önemli oranda göstermeli. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.